arkadaşlar bu dersimizde Türkiye'nin ekonomik politikalarından bahsederiz. Bildiğimiz üzere Türkiye ve bütün dünya ülkeleri kendi iç durumlarıyla ilgili farklı politikalar uygulamıştır ve günümüze kadar da Türkiye'nin hatta 1923 öncesinden bugüne kadar Türkiye'nin uyguladığı birçok politika kendi içinde yer almıştır. Fakat burada biz 1923 sonrasını yani Cumhuriyet sonrasındaki politikaların ne olduğunu ve Türkiye'ye kattığı değerleri neler olduğundan bir bahsedelim. Şimdi 1923-32 dönemi, 1923 unutmamız gereken önemli bir dönem. Büyük bir savaştan çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti olarak yeni bir ülkenin devinimi başlamıştır söz konusu olan yerde. O zaman şöyle diyebiliriz, bu bağlamda insanların sermaye değerlerinin çok da yüksek olmadığını ve bu anlamda yine politikaların devletçilik politikaları adı altına toplanacağını, unutmamamız gerekiyor. Demek ki önemli olan 1923-32 döneminde devletçilik politikaları benimsenmiştir. Buna paralel olarak da devlet tarafından farklı yaptırımlar ve politikalar uygulanmıştır. Evet şimdi 1932-1950 döneminden bahsedelim. Arkadaşlar burada karma ekonomi sistemi uygulanıyor. Sanayi planları yine bu anlamda uygulamaya sokuluyor. 1933'te Sümerbank kuruldu. Devletin ekonomik etkinliğini artırma amaçlı kuruldu Sümerbank. Bank. 1933 yine devletçilik yoluyla sanayileşme politikaları izlendi. Yine 33-37'de birinci 5 yıllık kalkınma sanayi planı devreye sokuldu arkadaşlar Türkiye için. Hemen arkasından 1938-42 ikinci 5 yıllık sanayi planı uygulanmaya konuldu. Yalnız burada arkadaşlar önemli bir detay var. Hemen altında belirttiğimiz bu plan birinci 5 yıllık kalkınma planı gibi uygulanabilir olmadı. Neden derse ikinci dünya savaşının bu anlamda patlak vermesi bu planı yarıda bıraktı ve uygulanabilirliği maalesef ortadan kaldırıldı. İkinci dünya savaşı nedeniyle. Sonuç olarak savaş ekonomisi uygulandı. Çünkü bütün detaylar ve yaptırımlar bu anlamda neye? Planlara aktarılmıştı. Ama savaşın çıkmasıyla Türkiye kendi içerisinde bu döngü günün çok rahat işlemeyeceğini gördü ve savaş ekonomisine bir geçiş yaptı. Bu planın arkasından savaş ekonomileri geldi. Bunu da hatırlayalım. Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu adı altında farklı bir planda uygulamaya sokuldu bu dönem içerisinde. Savaş sonrası devletçilik azaltılmaya ve liberal yaklaşımlara daha fazla yer verilmeye başladı. Liberal yaklaşım deyince aklımıza özelleştirme gibi sektörlerin daha fazla bu anlamda devletçilik elinden çıkmasına yer verilmesi gelebilir. 1948-52 yıllarında kapsamıştır bu planların uygulanması. Hemen arkasından 1950 ve 1960 dönemi gelecek. Ekonomik kalkınmanın en hızlı olduğu dönem 1950-60 yılları arasında olmuştur arkadaşlar. Devlet etkisi bu anlamda biraz daha geri plana çekildi. Altyapı çalışmaları yine hızlandırıldı. Sulama, liman ve enerji projeleri yaptırım olarak uygulamaya konulmaya başladı. Tarımda önemli gelişmeler yaşandı. Ancak sanayiye bu anlamda yeterince önem verilmedi. Bu önemli bir detay burada aklımıza gelecek ilk bilgi şu olsun. Sanayi e, Türkiye'nin 1950-60 dönemine kadar çok ön planda değil. Neden dersek biz öncelikle bir tarım ülkesiyiz. Ve bu anlamda yaptırımların ve yatırımların çoğu tarım için uygulanmıştır. Sanayi bu anlamda biraz daha geri planda kalmıştır. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da muhakkak ki olmuştur. 1960 sonrası dönem 1960 ile ilgili önemli bir hatırlatma bu anlamda karşımıza çıkabilir. O nedir? Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. Kısaltılmış hali DTP. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. 1960 Devlet Planlama Teşkilatı DTP kuruldu Türkiye için. Önemli bir hatırlatmamız var. Burada aklımıza gelmesi gereken önemli bir detay bilgisi. 9 tane kalkma planı hazırlandı ve son plan 2007-2013 yıllarını kapsayan plan olarak karşımıza çıkacak. 1980 sonrası devlet müdahalesi ülke içerisinde oldukça aza çekilmiş. 83 sonrası dışa açılım artmış. Özel dönemiyle beraber özelleştirmenin de artması bu panelde buna da destek çıkmış. Önemli unsurlardan bir tanesi. 82'de planların devlet tarafından hazırlanması hükme bağlanılmıştır. 2005'te teşvik yasası ile 49 iline sanayi tesis sayısı ve istihdam edilen nüfus artırılmıştır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Önemli bir detay olarak karşımıza çıkabilir. Müzik